Arkadaşlar merhaba. Ben Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Recep Tayyip Erdoğmuş. Bugün sizlere kauçuk malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle elastomer teknolojisi dersimizde önemli yere sahip olan kauçuktan biraz bahsedelim. Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. Bu ağacın kendisinden ve öz suyu olan lateksinden elde edilen maddeler endüstride kullanım sahası bulmuştur. Başka bir tanımla kauçuk veya genel olarak elastomerler az miktarda plastik akışkanlık gösteren ve bir kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, uygulanan kuvvet kaldırıldığında da neredeyse tamamen eski şekline dönebilen esnek polimerlerdir. Tüm dünyada yıllık 15 milyon tonun üstünde kauçuk üretilir. Bunun yaklaşık üçte biri doğal kauçuktur. Kalanı petrolden elde edilen kimyasal maddelerle yapılan yapay yani sentetik kauçuktur. Kauçuk malzemeler ve özelliklerine geçecek olursak, enar yani tabi kauçuk, kauçuk ağacının kabuğundaki süt beyazı sıvıya lateks adı verilmiştir. Bundan geçen slaytta da bahsetmiştim. Toplanan sıvının %30-%40 kısmından kauçuk elde edilir. Doğal kauçuğun düzenli bir yapıya sahip olmasından fiziksel özellikleri olumlu etkilenir. Doğal kauçuğun önemli bir başka özelliği de yük ve gerilim altında da yapısının düzgünleşmesidir. Bu özelliğinden dolayı yapısında kuvvetlendirici dolgu maddesi olmasa bile kopma mukavemet değerleri artmaktadır. Çalışma sıcaklığı eksi 60 santigrat derece ile artı 90 santigrat derece arasındadır. Fiziksel özelliklerine bakacak olursak, yüksek kopma mukavemetine sahiptir, yüksek yırtılma mukavemetine sahiptir, yüksek çiğ kauçuk mukavemetine sahiptir, yüksek elastikiyet değerleri vardır, yüksek dinamik değerlere sahiptir, yüksek kalıcı deformasyon değerlerine sahiptir. Kullanıldığı ortamlar ise sıcaklığı yüksek olmayan sulu ortamlar ve glikol bazlı yağlarda. Stren-butadiyen kauçuk, dünyada en çok kullanılan düşük maliyetli sentetik kauçuktur. Karışımın yapısı düzensizdir, doğal kauçuk yerine kullanılabilir. Bunun da çalışma sıcaklığı eksi 50 santigrat derece ile 100 artı 100 santigrat derece arasındadır. Fiziksel özellikleri, kolay işlenebilir, kısa sürede işlenebilir, ekstrüzyon metodu ile işlenmeye elverişlidir. Düşük elastikiyet değerlerine sahiptir. Yüksek aşınma mukavemetine sahiptir. Yüksek yaşlanma mukavemetine sahiptir. Kullanıldığı ortamlara bakacak olursak, çözücü kimyasallarda, glikol bazlı fren yağlarında ve bazlarda kullanılır. Etilen propilen diyen kauçuk, yoğunluğu düşük olduğundan hafif malzemelerin üretiminde kullanılır. Düşük maliyetli karışımlar yapma imkanı sunar. Yüksek katkı oranında fiziksel özelliklerinin iyi olması, özgül ağırlığının az olması ve hızlı karışma, ekstrüzyon ve vulkanizasyon özelliği üretim avantajlarındandır. Eksi 40 santigrat derece ile artı 150 santigrat derece arasında kullanılabilir. Kullanıldığı ortamlara bakacak olursak, sulu ve konsantre asitlerde, alkalilerde, silikonlu sıvılarda, sıcak su ve buharlarda, fosfat, ester, esaslı alev almaz hidrolik sıvılarda kullanılır. Nitril kauçuk, akrilonitril ve butadiyen monomerlerinin yardımcı katkılar yardımıyla karıştırılması sonucu oluşur. Karışım içindeki akrilonitril oranı malzemenin özelliklerini belirler. Genellikle karışım içindeki akrilonitril oranı %18 ile %50 arasında değişir. Akrilonitril karışımı polar özellik kazandırarak hidrokarbonlara karşı çözünmeyi azaltır. Karışım içindeki akrilonitril oranı arttıkça malzemenin yağlara, yakıtlara, yağlayıcı maddelere, greslere, gazlara dayanıklılığı artar. Yoğunluğu, sertliği, pişme hızı artar. Karışımın işlenebilirliği kolaylaşır. Mekanik özellikleri iyileşir. Elastikiyet katsayısı, sürekli kalıcılık değeri, yaşlanma, yorulma ve aşınmaya karşı direnci artar, ömrü uzar. Karışım içindeki akrilonitril oranı azaldıkça ise malzemenin düşük sıcaklıklardaki dayanımı azalır. Kalıcı deformasyon değerleri kötüleşir.
elastikiyeti azalır, üretimi zorlaşır. Genel amaçla en fazla kullanılan sızdırmazlık elemanları imalatında tercih edilen yerine getirdiği fonksiyonlara göre maliyet fiyat avantajı sunan bir malzemedir. Eksi 40 santigrat derece ile artı 100 santigrat derece arasında kullanılabilmektedir. Silikon kauçuk, polimer kauçukların aksine silisyum ve oksijen bağ sistemlerinden oluşur. Bağlar arasındaki kuvvetlerin zayıf olmasına karşın stabil bir yapısı vardır. Oluşan bağ yapıları Q harfi ile ifade edilir. Hazırlanması sırasında kullanılan yardımcı malzemelere göre adlandırmaları değişiklik gösterir. Silikon kauçuk karışımı metil yani doymuş hidrokarbon ile hazırlanmış ise MQ, metil vinil doymuş ve doymamış hidrokarbon ile hazırlanmış ise VMQ, fenil metil organik hidrokarbon ve doymuş hidrokarbon ile hazırlanmış ise PMQ harfleriyle ifade edilmektedir. Ultraviyole ışınlara, ozona ve dış etkenlere hava ve neme karşı dayanıklılığı mükemmeldir. Eksi 50 santigrat derece ile artı 200 santigrat derece arasında kullanılabilmektedir. Kullanım ortamları yüksek ultraviyole dayanımı, üstün ozon dayanımı, dış etkenlere karşı dayanıklılığı, hava ve nem direnci, üstün izolasyon özellikleri, yanmaya karşı direnci, yaşlanma direnci, uzun ömürlü olması, yer altında bile yüksek dayanım göstermesi, şeffaf olarak işlenebilmesi, elastikiyet özelliklerinin iyi olması, kolayca boyanabilir olması, zehirli olmaması, fizyolojik açıdan zararsız olması ve pahalı bir malzeme olması. Fluoroelastomer kauçuk, yüksek sıcaklık, yağ ve yakıt dayanıklılık özellikleri çok iyidir. Yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedir. Şişme özelliği düşüktür. Aromatik hidrokarbonlara, yağlara, greslere, kimyasal maddelere, asitlere, petrol yağlarına ve solventlere dayanıklıdır. Oksijen ve ozona dayanımı yüksektir. Yanmaya karşı dirençlidir. Alev almaz. Gaz geçirgenliği düşüktür. İşlenmesi zor ve pahalı bir kauçuk malzemedir. Besin maddeleriyle teması uygun değildir. Eksi 30 santigrat derece ile artı 250 santigrat derece arasında kullanılabilmektedir bu kauçuk. Kullanım ortamlarına bakacak olursak, aromatik hidrokarbonlar, yakıtlar, yağlar, gresler, asitler, petrol yağları ve solventler olarak sıralayabiliriz. CR yani kloropren kauçuk, polar özellikleri iyidir. Birçok yağ ve yanmaya karşı dirençlidir. Düşük gaz geçirgenlik özelliğine sahiptir. Tekstil ve metal malzemelere yapışma özelliği kuvvetlidir. Aşınma direnci çok iyidir. Üstün mekanik özelliklere sahiptir. Çalışma sıcaklığı eksi 20 santigrat derece ile artı 120 santigrat derece arasındadır. Fiziksel özelliklerine bakacak olursak, yağlara karşı dirençlidir, hava ve ozona karşı dirençlidir, suya karşı dayanıklıdır, kimyasallara karşı dirençlidir, asitlere karşı dirençlidir. Böyle de bir tablo göstermek istiyorum sizlere. Buradan da kısaca özelliklerini görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.